Sağolunuz. Yedincisini idrak ettiğimiz bu bilim söyleşilerinden bugünkü etkinlikte fizik bölümü öğretim üyemiz olarak burada başlayıp daha sonra Fotonik Araştırma Merkezi'nin kuruculuğunu üstlenmiş, büyük projelere imza atmış Sayın Profesör Doktor Süleyman Özçelik hocamızı burada misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz efendim. Sayın hocalarımız, hepinizi, katılımcıları hürmet ve muhabbetle öncelikle selamlıyorum. Bu söyleşiler kapsamında fen fakültelerinin efendim, sadece temel bilimlerle uğraşmadığı, temel bilimlerin alana yöneldiği, laboratuvar ve uygulama alanlarının olduğu da toplumun gündemine gelmiş oluyor. Bu bir eksiklikti ancak geçen yıl yani 2021 yılının Ocak ayı itibariyle biz bu bilim söyleşileri programlarını başlattık. Geçen birinci dönem yani geçen yılın ikinci dönemi diyelim 2021 yılının 6 bilim söyleşisi etkinliği gerçekleşti. Ve bu yılda ilk etkinliğimizi Sayın Profesör Doktor Süleyman Özçelik hocamızla başlatıyoruz. Ve bu konuda hem kendilerine hem de moderatörümüz Sayın Profesör Doktor Haluk Koralay hocama da çok teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu çalışmaların organize edilmesinde büyük emeği geçen Profesör Doktor Berma Aslım hocamız, dekan yardımcısı hocamıza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra bu dönem itibariyle de Ekim ayından itibaren etkinlikleri planladılar ve bunlarla da yine sizlerin huzuruna çıkacağız. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum ve çok başarılı bir toplantı olacağını, istifade edeceğimizi düşünüyorum. Saygılarımla efendim. Teşekkür ederiz Sayın Dekanım. Dekanımızın söylediği gibi gerçekten de Belma hocamız, dekan yardımcımız Belma Aslım hocamız bu ve buna benzer birçok etkinliğin gerçekleşmesinde bize önderlik ediyor. Gerçekten de bu önderlikten dolayı da kendisine fakülte olarak da gerçekten teşekkür ediyoruz. Bugün Süleyman hocamız, Doktor Süleyman Özçelik bizlere günümüzde birçok kişi tarafından ışığın sadece aydınlatmalarda yani işte ampullerde, ledlerde ve benzeri uygulamalara kullanıldığı yani birçok kişi tarafından düşünülmekte. Fakat ışığın bilimle örtüşmesi sonucu bu saydığımız uygulamalar ile sınırlı olmadığını dolayısıyla ışık biliminin yani fotonik ışık esasında fotonik dediğimiz şey ışık bilimi. Bilimin birçok yerinde olduğunu herhalde bize anlatacak. Yine buna paralel olarak bilim insanları 20. yüzyılın elektroniğe bağlı oluşu gibi 21. yüzyılın yüzyılında fotoniğe bağlı olacağını ifade ediyor. Fotonik aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından etkinleştirici anahtar teknolojiler arasında kabul edilmiş. Dolayısıyla bununla birlikte Birleşmiş Milletler 2015 yılında uluslararası ışık yılı ilan etmiş ve geleceğin inovatif teknoloji alanı olarak belirtmiştir ve 2015 yılında Işık ile ilgili birçok etkinlikler düzenlemiştir. Hatta bu konuyla alakalı belki Süleyman, yani tabii ki söyleyecektir Süleyman hocamız. Süleyman hocamızın önderliğinde 2015 yılında Mayıs ayında, 15 Mayıs'ta herhalde yanlış hatırlamıyorsam bir etkinlik düzenledi, konferans düzenledi. Yine bunu 2021 yılında online olarak yine bir etkinlik düzenledi Süleyman hocamız. İşte hayatımızın neredeyse her alanında etkili halinde olan bir teknoloji unsuru haline gelen ışığın hatta çoğu zaman farkında olmasak da görünür görünmez ışık dalgalı günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. İşte bugün ışıkla ilgili olarak kafamızda sorunlara yanıt bulabilme adına ve Gazi Fotonik'te yapılan çalışmalar hakkında Doktor Süleyman Özçelik'ten bugün detaylı bilgiler alacağız. Ben ilk önce Profesör Doktor Süleyman Özçelik hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Profesör Doktor Süleyman Özçelik
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Fotonik Bölüm Başkanı, aynı zamanda Fotonik Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü'dür. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde tamamlayan Özçelik, 1986 yılında yüksek lisans eğitimini, 1991 yılında doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. 1985 yılından itibaren araştırma görevlisi olarak başladığı Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde 1991 yılında doçent, 96 yılında özür dilerim, 91 yılında yardımcı doçent, 96 yılında doçent, 2002 yılında profesör unvanlarını almıştır. Gazi Üniversitesi Fotonik Araştırma Merkezi'nin kurucusu ve 2011 yılından bu yana müdürü olan Doktor Özçelik, yarı iletken ve fotonik teknolojiler kapsamında yürüttüğü çok sayıda proje sayesinde geliştirilen yenilikçi ürünlerin sanayiye transferiyle sektörün pazarda rekabet gücünü yükseltmek, sanayinin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü arttırmaya yönelik çalışmalara önderlik yapmaktadır. Gazi Üniversitesi'nde Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Kalite Komisyonu ve Strateji Geliştirme Kurulu üyeliklerinde bulunan Doktor Özçelik, Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Fizik Bölüm Başkanlığı görevlerini yapmış. Halen aynı üniversitede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Fotonik Bölümünün kurucu bölüm başkanı olarak görevini devam etmektedir. Aynı zamanda kuruculuğunun yaptığı Fotonik Bilim ve Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora programında ana bilim dalı başkanıdır. Özçelik ve ekibi Türkiye'nin ilk epitaksiyel kristal büyütme sistemi ile hacimli germanyum ve safir kristallerini büyütme sistemlerini kurdu. Birçok elektrooptik aygıtın milli olarak geliştirilmesini sağlamanın yanında uluslararası standartlara uygun uzay kalifiye güneş hücrelerini %100 yerli olarak üretmeyi başardılar. Geliştirdikleri germanyum ve safir kristallerinin savunma sistemlerinde optik pencere olarak kullanılmaktadır. Doktor Özçelik yurt dışında birçok araştırma merkezi ve akademiye araştırma ziyaretlerinde bulunmuştur. Danışmanlığında 33 adet yüksek lisans, 20 adet de doktora tezi tamamlanmıştır. 241 makalesi, 384 ulusal uluslararası konferans bildirisinden oluşan 630 yayınlanmış eseri ve 1 adet de patenti vardır. Aynı zamanda Doktor Özçelik'in H indeksi 26'dır. Fizik bilim gelişmesine sağladığı katkı nedeniyle Eylül 2019 yılında Türk Fizik Derneği tarafından onur ödülüne layık görülmüştür. Şimdi evrensel hızın sınırına ulaşmış ve zaman kavramından yoksun bir şeyle, yani ışık ile çalışmak, uğraşmak, bilim yapmak nasıl bir duygudur? Bunları anlatabilmek adına ben sözü Sayın Süleyman Özçelik hocamıza veriyorum. Hocam? Haluk hocam, çok teşekkür ediyorum nazik takdiminiz için öncelikle. Ben de neler yaptığımı sizin bu sunumunuzdan duymuş oluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Konuşmama birkaç teşekkürle başlamak istiyorum. Öncelikle üniversitemizin sayın rektörüne, Profesör Doktor Musa Yıldız hocama bize sağladığı imkanlar, hem Fotonik Araştırma Merkezi'nin gelişimine, hem yeni kurduğumuz Fotonik Lisans ve Lisansüstü programın iyileştirilmesine sağladığı katkıdan dolayı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Profesör Doktor Suat Kıyak, bundan yıllar önce beraber asistan olarak Fen Fakültesi'nde göreve başladığımız, bugün fakültemizin, Fen Fakültesi'nin dekanı, kendisine bize böyle bir imkan verdiği için dinleyicilerimizle, arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla bilim adına bir araya gelmemize vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Ve bir kucak dolusu teşekkürü Belma Aslım hocama yapmak istiyorum. Hakikaten hem fakültedeki bilim ve teknolojilerin tanıtımı, gelişimi, hem bizlerin sizlerle buluşmasının önderliğini yaptığı için de ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii biraz sonra bir sunum yapacağım ve neler yaptığımızı anlatmaya çalışacağım. Ancak ben başlangıçta fotonik ekibime, isimlerini burada saymam mümkün değil, yol arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varlar ve onlar sayesinde Süleyman Hoca konuşabiliyor.
bizlerin konuşması ekibimizin varlığı sayesindedir. Bu giriş gaftan sonra bir sunum hazırladım. Ümit ediyorum sizleri fotonik biliminin karmaşası içerisinde çok yormadan bir miktar öne çıkan yönleriyle fotonik bilimini ve fotonik bilimcilerin neden bu teknolojiyle ilgi duyduğunu, toplumun ihtiyacını ortaya koyarak Gazi Üniversitesi'ndeki fotonik yapılanmasını sizler aracılığıyla tüm kamuoyuyla paylaşma şansını bulacağım. İzninizle... Sözlerinize başlamadan eğer soru sormak isteyen arkadaşlarımız olursa, chat kısmına yazarlarsa Süleyman Hocamızın sunumundan sonra kendisine yöneltebiliriz. Kusura bakmayın hocam. Estağfurullah. Sanıyorum yansımı görebiliyorsunuz. Ben buradan sizlere 20 küsür slayt hazırladım. İnşallah onları da zamanı içerisinde size sunabileceğim. Bir iki ayarlamayla şöyle, tamam. Değerli dinleyiciler, kıymetli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, bugün fotonik teknolojilerin önemi, bu fotonik teknolojilerin Gazi Üniversitesi'ndeki yapılanmasıyla ilgili mini bir sohbet yapacağız. Öncelikle fotonik tanımı bizim için son derece başlangıçta kıymet tanıyor. Fotonik teknoloji dediğimizde aklımızda ne oluşması gerekiyor bilmek lazım. Çünkü toplumumuzda fotonik kelimesi çok bilinmiyor. Ancak bunun bir ışık bilimi olduğunu söylemek lazım. Ve fotonik teknolojiyi ben çok özetle şöyle tarif ediyorum. Biz nasıl elektron hareketiyle çalışan aygıt teknolojisini elektronik olarak adlandırıyor isek, fotonik fotonlarla, yani ışığın kuantumlu yapısıyla çalışan teknolojiyi de fotonik teknoloji olarak adlandırıyoruz. Işığın kuantumu olan, kuantum birimi olan fotonun kontrolünü sağlamak, bu fotonik biliminin, ışık biliminin ana konusunu oluşturuyor. Ve dolayısıyla bu fotonların hareketiyle gelişen teknolojik sistemlere de biz fotonik teknoloji ya da fotonik sistemler diyoruz. Biraz daha fotonik teknolojiyi algılayabilmek açısından yeni nesil fotonik teknolojilerinin bir kısmını buraya özetlemeye çalıştım. Bunlar güneş enerjisi, savunma fotoniği, ekran teknolojileri, aydınlatma ve benzeri yansıdan görüyorsunuz. Her yazdığımı okumayacağım. Bir miktarını da sizin gözlemeniz için oraya koydum. Optoelektronik sensörler, termal kameralar, adını sıklıkla duyduğumuz teknolojik aygıtlar, işte fotovoltaik aygıtlar, güneş hücreleri, bunların tamamı yeni nesil fotonik teknolojiler içerisinde bulunuyor. Bir de fotonik kristaller var. Bu fotonik kristallerin üzerinde de sıklıkla durmak gerekiyor teknoloji açısından. İşte bir lazer kristali fotonik kristaldir. Hani aklımıza gelmesi açısından söylüyorum. Silisyum en büyük ve en çok teknoloji alanını dolduran fotonik kristal olarak adlandırılıyor. Tabii bu yeni nesil fotonik teknolojileri bu slide üzerinden böyle görmek bize günlük yaşamda fotonik teknolojilerden nasıl istifade ediyoruzla ilgili kısa bir bilgi verse de, bir sonraki yansıda size günlük yaşamdaki fotonik uygulamalarını resmetmeye çalışacağım. Burada önce yansıdaki resimlere odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Birinci resme baktığımızda bir tane otomobil, etrafında dalgalar yayan, sinyaller yayan bazı unsurlar var. Sonra arada bir fotovoltaik paneller var, insan beyni var, esnek bir sensör yapısı var, saat camı var, fotonikle ne kadar ilgili. İşte bir mücevher var, Boğaz Köprüsü ışıklandırılmış,
LED'lerle gibi bu görselleri gözledikten sonra şimdi biz ofisimizde oturuyoruz. Hali hazırda bir kısım arkadaşlarımız ofisinde bulunuyor. Bir taraftan da burada görüntü neler var ofisimizde? Lazer yazıcılar var. Fotokopi makineleri var. Video telekonferans, işte bugün karşı karşıya geliyoruz. Bunların hepsi Photoneon'un birer uygulaması. Bilgisayar ekranları. Evde kızın ötesi kumanda hem ofiste hem evde kullanıyoruz. Evde fotonik teknolojiden nelerden istifade ediyoruz? Enerji tasarruflu flürans lambalar, LED'ler, televizyon paneller, büyük ekranlar, video disk oynatıcılar, kızın ötesi uzaktan kumanda ve kulaklıklar. Bunların hepsini teker teker okumayacağım ancak imalatta fotonik teknoloji lazer kaynak kesim araçlarında kullanılır. Optik litografide kullanılmaktadır. Optik muayene, hassas muayene, malzeme testi açısından arabadasınız. Optik teknoloji hemen hatırınıza geldiğinde LED'li göstergeler, LED trafik sinyalleri, kendi kendine park eden ilk gördüğümüz yukarıdaki solda araç, orada optik bilimle çalışan sensörler var ve kendi kendine park etme yeteneğine sahip. Dolayısıyla biz fotonik teknolojiyi tıpta kullanma şansına sahibiz. Lazer cerrahisi, ışık cımbızları, son zamanların teknolojisi bununla ilgili 2018 yılında Nobel ödülü aldılar. Mikroskoplar ve aklınıza gelebilecek benim buraya koymadığım yığınlarca teknolojik aygıtı, yani fotonik aygıtı biz esasında günlük yaşamımızda kullanıyoruz. Ancak adına fotonik demiyoruz. Bugün biz onu canlandırarak fotoniği resmetmeye çalışıyoruz. Fotonik teknolojiyi algıya oturtmaya çalışıyoruz. Peki hocam, mesela siz gündüz veya akşam fark etmez dışarıya çıktınız, yolda yürüyorsunuz. Ya yani bir ışık gördünüz veya ne bileyim işte bir laser gördünüz veya işte sensör gördünüz. Hemen bir yaptığınız çalışmalarla bir bağdaştırıyor musunuz? Kafanızda bir ışık, yani bir şey oluyor mu? Şimdi yani yolda giderken mesela lambanın yanması, LED lambaların yanması. Sevgili Haluk Hocam, şöyle fotonik eğitimi almış birey, özellikle bizim genç öğrencilerimiz fotonik eğitimi almaya başladıktan sonra artık bir tünelden geçerken oradaki aydınlatma düzeyine, bir sokakta yürürken aydınlatma verimliliğine ve havaya baktığında göremediği yıldızlardan dolayı da ışık kirliliğine dikkat çekecekler. Bunlar hep bizim aklımızda olan şeyler. Yani fotonik bilimiyle, ışık bilimiyle uğraşan insan masaya oturduğunda ışığın gelme düzleme, masadaki parıltı, araba sürerken gece asfaltın parıltısı, aydınlatma direğindeki lambanın verdiği ışığın verimliliği, yoldaki zebra etkisi gibi kavramları fotonikçi mutlaka düşünmek zorundadır. Hep aklına gelir, işte şöyle bir sensör olsa, bir fotonik sensör olsa, kızılötesi çalışsa, işte araçların dizaynı veya park etmesi veya araç trafiğinin düzenlenmesi, işte metroya binerken insan kuyrukları, ışıklı uyarılar vesaire. Yani fotonik teknoloji hayatla iç içe, günlük yaşamla iç içe. Ben buraya 4-5 tane konum koydum. Ofis, ev, imalat, fotonik teknolojiyi burada. Şimdi fotonik teknoloji bununla bitmiyor. Tabii biz ulusal savunmada fotonik uygulamaları dedik. Bu sadece bizim ulusal savunmamız için değil, bütün dünya milletlerinin savunma sistemlerinde kullandığı fotonik teknolojiler var. Optoelektronik aygıt olarak gece görüş kamerası, kuantum güvenliği, bakın 21. yüzyılın yeni tanımıdır kuantum güvenliği ve kuantum bilgisayarlar. Füze, İHA komuta sistemleri, lazer silahları. Bakın burada
yansılara önce aslında dikkat çekmek lazım. Cursor zannediyorum görülüyor. Bu bir lazer silahı. Bu lazer silahı yaklaşık 50 kilowatt civarında bir silah. Dünya şimdi 100 kilowatt lazer silahına ulaşmaya gayret ediyor. Burada tabii basına da mal olduğu için söylemekte mahsur yok. Bizim ülkemizde lazer silahını geliştirdi. Yani 1,5 kilometre uzaklıkta bir roketin cidarını delebilecek kadar, 1-2 saniye içerisinde delebilecek kadar güce ulaşan lazer silahını birkaç sene evvel üretti. Burada tabii tamamen fotonik teknolojiler ve elektronik teknolojileri bir arada düşünmek lazım. Peki hocam, burada bu ulusal savunma fotonik uygulamalarında sizin bir katkınız, bir yeriniz var mı? Elbette. Ben onlardan yansılarım içerisinde size bahsedeceğim. Hem bu bahsettiğim lazer gelişiminde katkılarımız var. Yeriniz var o zaman gazi fotonik olarak. Burada gördüğünüz, şu anda işaret ettiğim germanyum lens, Gazi Üniversitesi'nin ürünü, bizim merkezimizin ürünü, termal kameralarda kullanılıyor. Burada gördüğünüz çip bir doktora öğrencimizin doktora tezini oluşturuyor ve Türkiye'nin ilk milli gece görüş foton kamerasının çipidir. Biz 3 üniversite olarak çipi bize ait olmak üzere bir foton kamerası geliştirdik. Tamamen yerli ve milli teknolojiyle. Burada uydu koydum. Daha sonra bahsedeceğim. Bunun kanatlarındaki hücrelerde Gazi Üniversitesi'nin hücresi var. Burada gördüğünüz uçan füzenin kubbesi Gazi Üniversitesi'nde üretiliyor, safir kristali. Ve savunma sistemlerinde özellikle hava araçlarında kullanılan optik pencerelerde yine Gazi Üniversitesi'nin ürettiği safir kristallerinden geliştiriliyor. Yani neredeyse ve bir şey daha söylemek istiyorum Haluk Hoca, bu sorunun üzerine. Bu orta yerde bir cam gibi bir levha var. Buralarda kurşun izleri var. Bu bir safir pencere. Ben bunu internetten aldım, buraya koydum. Ancak Gazi Üniversitesi Fotonik Araştırma Merkezi'nde geliştirilen safir kristallerinin benzer şekilde balistik testini yaptırdık ve son derece mükemmel sonuçlar aldık. Ben zannediyorum ki bu sunumumla, bu slaytı geçiyorum bu konuşmalarımla, biz savunma sanayinde fotonik teknolojilerle ilgili epeyce söz etmiş olduk diye düşünüyorum. Şimdi tabii şöyle bir resim ortaya çıktı. Baktığımız zaman hem günlük yaşamımızda, hem savunmada, sağlıkta, endüstride, nerede bakarsanız bakın, fotonik teknolojilerin önemi ortaya çıkıyor. Tabii dünyayı ayakta tutan ticarettir. Bir ürünü kendi kullanımınız, yani kendi ihtiyacınız için geliştirirsiniz, bir de bunun ticaretini yaparsınız. Şimdi bu kısımda sizlere dünyada fotonik sektörünün, ki optikle birlikte yürür, aslında elektro-optik fotonik diye de dizmek lazım. Global fotonik sektörü ne durumda? Bir miktarda onun üzerinde sohbet edelim ki biz fotonikçilerin bu kadar emekle fotonik eğitimi, fotonik araştırma ve teknoloji geliştirmeyle ilgili gayretinin gerekçesi ortaya çıksın. Bizi dinleyenlerin de neden dinliyoruz, bu bir sektör olarak var mı dünyada, nedir durum? Onun için size yine bu SPEI'nin, International Optic and Photonic Society'nin 2020 optik ve fotonik raporundan bazı notlar koydum. Bu notlar bize 2012 yılından 2018 ya da 20 yılına doğru fotonik teknolojinin endüstride hem firma sayısı, hem getirisi, yani ekonomik getirisi,
hem de fotonik çalışanı açısından bir resmini koymak istedim. Ve dolayısıyla bu kısmı bizim fotonik öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Fotonik çalışan sayısı nasıl artıyor? İşte 4 yılda neredeyse 2 kata ulaşmış. Yani %7.8 artmış, 2 kat değil. Şimdi baktığınız zaman 2012'de 2714 firma var dünyada. Bu 2018'de 4298'e çıkmış. Yani fotonik endüstri olarak %8 büyümüş 6 yıl içerisinde. Bu büyüme rakamlarını her gün ülkemiz içinde televizyonlarda duyuyoruz ve ne anlama geldiğini biliyoruz. Ve bu büyümenin neticesinde fotonik geliri 128 milyar dolardan 292 milyar dolara %7.6 büyümeyle ve fotonik çalışanı da 729 binden 1 milyon 144 bine ulaşmış. Buradaki bu çalışanlar beyaz yaka olarak adlandırdığımız, yani fotonik bilimiyle, fotonik becerisiyle donatılmış uzmanlardan oluşuyor. Büyük bir ekonomik güç var fotonik teknolojide. Çünkü fotonik teknoloji sadece bir mevcut teknolojinin boşluğunu doldurmuyor. Yeni uygulamalara da kapı açan bir niteliği var. Ülkeler açısından baktığımız zaman değerli arkadaşlar, Japonya'nın 107 milyar dolarla fotonik geliriyle en üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Bunu Amerika Birleşik Devletleri, Çin takip ediyor. İtalya 2 milyar dolarla belirli bir sırayı buluyor. 2 milyar dolar değerli arkadaşlar, ekonomimiz için ya da bir ülke ekonomisi için çok ciddi kıymete haiz olduğunu yaşadığımız süreçlerden çok daha iyi algılıyoruz. Şimdi tabii bu yansıya baktığımız zaman ben tahmin ediyorum ki dinleyenler, ya Türkiye'nin durumu nedir burada? Hoca Japonya'yı, Amerika'yı bize sundu ama değil mi Haluk Hocam? Evet, evet hocam. Yani Türkiye'de... Ben soracaktım ama... Bizim durumumuz nedir? Bu soruya da bir cevap oluşturma açısından yine biz biliyorsunuz bilim insanları kaynaklı ve referanslı konuşmak durumundayız. Alıntımızda Photonics 21 yayınından aldığımız bir grafik var. Şimdi bu grafikte Türkiye'yi işaretledim. Yani fotonik endüstrisinde Türkiye'nin yerini gösterme açısından, firma sayısı ve bir miktar kazanç bakımından. Tabii ki fotonik teknolojiler hem araştırma geliştirme hem de üretim, yani endüstri açısından değerlendirmek lazım. Ülkemizde fotonik alanında ARGE faaliyetleriyle 34 Avrupa ülkesi arasında 12.lik gibi görece iyi bir yere sahip. Ancak ilgili sektördeki firmaları dikkate aldığınızda 23 ülke arasında ancak 17. birinci en kıymetli düşünürseniz sırada olup Polonya, Yunanistan gibi ülkelerin gerisinde yer almaktadır. Peki kaç tane vardır hocam bizim ülkemizde bu fotonik firmasıyla bilginiz var? Bu soruya tam cevap veremeyeceğim. Çok sayıda firmamız var. Ancak sayılarını, yani böyle bir istatistik yapmadım daha doğrusu. Ama biz fotonik teknolojide kazancı en yüksek olan firma olarak baktığımızda işte şişe cam, yani Türkiye'deki cam sanayi en eski olduğundan tahmin ediyorum ki herhalde en büyük yeri o tutacaktır. Sonra Aselsan gibi, sonra Vestel, bunların hepsi fotonikle iştigal eden büyük firmalar. Ancak Türkiye'de böyle bir istatistik yayınlanmadığı için sizlere bu konuda net bilgi verme şansım yok. Ancak burada bir şeye dikkat çekiyorum.
Photonics 21, Avrupa'daki fotonik topluluğu bize bir fikir veriyor. Ve bu grafikten biz onu görüyoruz. Türkiye'yi burada işaretledim. Biz 17. sıradayız. Akademi olarak iyi bir yerdeyiz. Evet. O zaman yapılması gereken bizim eksikliğimiz fotonik disiplininde yetişmiş fotonik uzmanlarının sayısını artırmak ve bunları sektörde buluşturmak. Bugünkü konuşmamızın eğitimle ilgili gerekçesini ortaya koyabilmek için bu paragrafı açtım. Yani dünyada fotonik teknolojilerin resmini biz bilmeliyiz, ihtiyacı görmeliyiz. Biraz amiyane tabirle ağzımız sulanmalı, iştahımız kabarmalı ve ondan sonra biz neden fotonik eğitimine önem vermeliyiz'i idrak etmeliyiz. Ve dolayısıyla biz şunu da burada söylemek lazım. Fotonik endüstrisinin insan ihtiyacı nedir? Bir sefer fotonik endüstrisi gördük ki baş döndürücü hızla büyümeye devam ediyor. Ancak hem dünya çapında hem de ülkemizde fotonik eğitimi almış insan gücüne önemli bir ihtiyaç var. Burada bir eksiklik var. Bu da uluslararası raporlarda gördüğümüz, bizim de Türkiye'deki sektörü izlediğimizde hissettiğimiz bir nokta. Şimdi dünyada optik ve fotonik alanda çalışan insanların, fotonik uzmanlarının neredeyse %20'sinin emekliliği yaklaşmış durumda. Bunlar kaynaksız olan veriler değil. Dolayısıyla bu büyüme ve ilerlemeler teknolojide, fizikteki Nobel ödüllerine baktığınızda herhalde ben 8 tane poster bastırdım Haluk Hocam, ışık bilimiyle. Yani fotonik fizik biliminin bir alt parçası olarak, uygulama parçası olarak değerlendirmek lazım. Şimdi bu teknoloji ve sektör ilerliyor. Optik ve fotonik mezunlarına daha fazla ihtiyaç duyuyor tüm dünya ve bu nedenle de Türkiye'de de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi fotonik mezunlarına büyük fırsatlar var. Ve şunu ben incelediğimde, Türkiye'de yetenekli optik fotonik mezunlarını kapsayan iş ilanlarına baktığınızda bunların %85'inden fazlası, ben büyük sektörlerle bunu görüşüp konuştuğumda böyle bir fikir ortaya çıkıyor. %85'inden fazla başvuru yapanlar fotonik teknoloji alanında yetersiz bilgiye sahip. Ve bu nedenle bu kontenjanlar ve kadrolar yetkin insanlarla doldurulamıyor. Bu da fotonik eğitimi almış, fotonik disiplinine hakim uzmanların iş durumlarını anlatmak için söylediğim olsun. Gazi Üniversitesi Fotonik Bölümü doğrudan endüstrinin ihtiyacına yönelik öğrenci yetiştirmek hedefli bir lisans bölümü. Ve aynı zamanda araştırmayla ilgili öğrenci yetiştirebilecek bir program öneriyoruz. Ve bunun devamında lisansüstü program ile de fotonik bilim ve mühendislerini yetiştirmeyi hedefliyor. Gazi Üniversitesi'nin böyle bir misyon yüklendiğini, böyle bir hedef oluşturduğunu görüyoruz. Peki dünyada fotonik eğitime... Çok özür dilerim, bir şey sorabilir miyim hemen? Estağfurullah. Lisansüstü araştırmalar dediniz de burada yani yüksek lisans veya doktora öğrencilerini seçerken o zaman biraz önce sunmuş olduğunuz işte tıp alanında, mühendisliğin birçok alanında fotonik uygulaması var veya temel bilimlerde fotonik uygulaması var. Dolayısıyla bu lisansüstü eğitim için öğrenci seçerken tıp fakültesinden de ne bileyim işte mühendislikten de öğrenci alıyor musunuz? Haluk Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, açıcı bir soru sordunuz. Bunu esasında lisansüstü programımızı tanıtan yansıyla da bütünleştirebiliriz. Ancak biz disiplinler arası bir fotonik bilimi ve mühendisliği bu sene ilk öğrencilerimizi aldık.
lisansüstü programımıza. Bunun içerisindeki mühendis ağırlığı daha fazla. 13 tane mühendisimiz var. 8 fizik tabanlı öğrencimiz var. Yani bütün programlardan, disiplinlerden programımızı öğrenciler tercih ettiler. Bizim de arzumuz bu doğrultuda idi. Çünkü fotonik bilimi ve mühendisliğinde teknik problemleri çözebilecek yetkinlikte insan yetiştirmeyi hedefliyoruz. Şimdi o kısma geleceğim. Ayrıca yapılanmamızdan da bir miktar bahsedeceğim. Ben bir dünyada fotonik eğitimi nasıl gidiyor? Hem özellikle öğrencilerimizin de görmesi, hem fotonik teknolojide Gazi Üniversitesi'nde bir eğitim planlaması yapıldı. Ancak dünyadaki durum nedir? Burada özellikle bazı ülkeleri seçtim. Bunların sayısını artırmak mümkün. Özellikle yüksek lisans ve doktoraya olan teveccühün daha fazla olduğunu, ancak gelişmiş ülkelerde lisans programlarına da ağırlık verildiğini görüyoruz. Türkiye'ye baktığımızda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, o bizim abimiz pozisyonunda fotonik bölümü 3 sene evvel lisans öğrencisi almaya başladı. Ve Gazi Üniversitesi'nde de biz fotonik lisans ve yüksek lisans programını açtık. Şimdi böylece Gazi Üniversitesi'nde fotonik yapılanmasında lisans eğitimi başlatıldı. Bu lisans eğitimi Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan 2020 yılında kuruldu ve hemen 2021-22 eğitim öğretim yılı güz yarı yılı için 40 tane pırıl pırıl öğrencimiz Gazi Üniversitesi'nde fotonik eğitimi alacak. Bu yansıda hem fotonik bölümünün web adresini koydum. Dinleyicilerimiz, daha sonra izleyecek olanlar bölümümüzün faaliyetlerini ve kapsamını daha iyi değerlendirsin. Tabii ki bölümler, eğitim programları bir akademik kadroyla ilerliyor, şekilleniyor ve bir miktar fırsat bulabilirsek, neden dünyadaki her fotonik bölümü aynı müfredatımı takip ediyor, aynı işimi yapıyor, onu da tartışırız. Ancak bir cümleyle şunu söylemek istiyorum. Dünyadaki gelişme ve gerçekler böyle. Bir üniversitenin fotonik teknolojiyle ilgisi, teknolojik Ar-Ge yeteneği lisans öğrencilerini ve lisans üstü öğrencilerini yönlendirmede en büyük ve birinci etken oluyor. Biz ki Gazi Üniversitesi'nde 20 yıllık fotonik uygulama ve araştırma merkezine sahibiz. Biz çok farklı fotonik alanlarında Ar-Ge faaliyeti ve ürün geliştiriyoruz. Bizim öğrencilerimiz çok daha şanslı demektir. Hem Türkiye'de hem dünya ölçeğinde baktığınızda fotonik bölümleri içerisinde en iyi araştırma geliştirme altyapısına sahip bir üniversiteye geldi sevgili öğrencilerimiz. Onun için buradan onları bir kez daha kutluyorum. Bir öğretim üyelerimiz, şu anda bu kadromuz gelişecek. Profesör Doktor Mehmet Çakmak Hoca hem fakültemizin dekanı hem fotonik bölümünün öğretim üyesi. Doçent Doktor Saime Şebnem Aydın, yıllardır beraber çalışıyoruz fotonik araştırma merkezinde. Şimdi fotonik bölümümüzün öğretim üyesi. Doçent Doktor Nihan Akın Sönmez, merkezimizde doktorasını tamamlamış genç doçentlerimizden bölüm başkan yardımcısı olarak fotonik bölümünde bulunuyor. Hem üniversitemizin uluslararasına katkı sağlaması, Yaşar hocamızı biz aşağı yukarı 20 yıla yakın tanıyoruz daha evvelden. İran'da hem orada bir üniversitenin kurucu rektörlüğünü yapmış, fotonik biliminde, optik filmin biliminde çok sayıda uluslararası yayını olan,
hem laboratuvar kurma deneyimi hem ders deneyimiyle Gazi Üniversitesi'ne transfer ettik. Ona da ilk defa sizin aracılığınızla onu duyurmuş oldum, Yaşar hocamızı. Ve dolayısıyla şu anda 5 kişilik ekibiz. Ancak tabii ki bölümde hem asistan, uzman ve hoca sayımız artarak devam edecek. Burada tabii özür dileyerek bir şeyi ifade etmek istiyorum. Lütfen bencillik olarak algılanmasın. Gazi Üniversitesi Fotonik Bölümü öğretim üyelerinin Gazi Üniversitesi akademik camiadaki yayın bakımından yeri nedir diye baktığınızda, üniversitemizin AVSİS sistemine bakılırsa ilk 8 sırada 3-4 tane fotonik bölümü öğretim üyesini görürsünüz. Dolayısıyla bunu tabii öğrencilerimize seslenmek için söyledim. Fotonik bölümünü kuran hocalarınız, oradaki öğretim üyesi kadronuz sizi gelecekte daha verimli günlere yetiştirebilecek bilgi ve deneyime sahip. Şimdi bu lisans yapılanmasından sonra biz biraz hızlı hareket ettik ve 2021'in başlangıcında fotonik bilimi ve mühendisliği bölümünü, lisansüstü programını açtık. Burada üniversitemizin, rektörümüzün, enstitü müdürümüzün çok büyük destekleri var. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum ve hemen 2021 yılı içerisinde bu yüz yarı yılında öğretime başlayacak 22 yüksek lisans ve 4 tane doktora öğrencimiz var. Biraz evvel Haluk Hocam sordu. Aşağı yukarı %55'i mühendis kökenli. Biz tabii fotonik disiplini tıpta, sağlıkta kullanılabilir niteliğe sahip. Bu bakımdan bu dönem biyofotonik diye bir ders açtık. Yaşar hocamız o dersi verecek. Bu alanda yetkinliği var. Buradaki öğretim üyesi kadromuzu ben isim isim saymayacağım. Ancak dikkat ederseniz sayımız biraz daha fazla. Fotonik bilimi ve mühendisliği disiplinler arası olduğu için farklı bölümlerden, fizik bölümünden, makine mühendisliğinden öğretim üyelerimiz var. Derslerimizi yürütmek adına. Şimdi peki hocam, özür dilerim, hemen bir şey daha sorabilir miyim? Bu lisans öğrencileri normal laboratuvarlar haricinde fotonik merkezindeki araştırma laboratuvarlarında çalışma, deney yapma imkanı, araştırma laboratuvarlarında deney yapma imkanı bulabilecek mi acaba lisans öğrencileri? Hocam çok teşekkür ediyorum. Tam slaytın üzerinde bunu sordunuz. Biliyorsunuz. Tam slaytın üzerinde sordunuz. Biz alışılagelmiş lisans eğitim öğretim senaryosundan Türkiye'de farklı bir senaryoyla yola çıktık. Hedefimiz lisans öğrencilerimizi ve lisansüstü öğrencilerimizi Türkiye'de kamunun ve özellikle sektörün ihtiyaç duyduğu seviyeye taşımak. Tabii bunlar içerisinden üniversitemizde, bölümümüzde araştırmacı, araştırma görevlisi olacak yetenekteki arkadaşlar da çıkacaktır. Ancak bu sorunuzu fotonik eğitim senaryomuzla anlatmak istiyorum. Burada 3 tane küme var şekilde. Bu kümelerden bir tanesi ve üstteki fotonik öğretisi, yani fotonik lisans bölümü veya lisans üstü. Sol tarafta fotonik uygulama ve araştırma merkezi, işte 20 yıllık kurulmuş olan merkez. Sağ altta da fotonik endüstrisi var. Yani savunma sanayi var, sivil sektör var, organize sanayiler var, OSB'ler var vesaire. Bizim öğrencimiz ne yapacak? Bizim öğrencimiz fotonik öğretisini alırken bir numaralı kesişim kümesinde fotonik uygulama ve araştırma merkezinde bazı ders ve laboratuvarları yürütecek. Aynı zamanda bu merkezde yürütülen projelere katkı sağlayacak ve katılım sağlayacak. Lisans öğrencisi
bir projenin nasıl yürütüldüğünü, bazı gerçekleştirmelerin, malzeme üretimi, karakterizasyon vesaire nasıl yapıldığını lisansı okurken görecek. Biz bu senaryoya çok önem veriyoruz. İkinci kesişim kümesinde sektörle fotonik öğretisi arasındaki kesişim kümesi öğrencilerin endüstride staj ya da iş yeri eğitimiyle deneyim kazanmaları eğitimi süresince sağlanacak. Üçüncü kesişim kümesine baktığınızda burada hem endüstri var değerli arkadaşlar, hem burada fotonik uygulama ve araştırma merkezi var. Üçüncü sınıfa iki ders koyduk Haluk Hocam. Lisans öğrencilerimize uygulama projesi adı altında ve o dersin kapsamı fotonik uygulama ve araştırma merkezinde yürütülen özellikle üniversite sanayi işbirliği projelerine dahil olmak. Dersleri bu çocukların. Esas, ve doğrudan bu üç kümenin kesişiminde ise artık burada bitirme ve mezuniyet projesi hem endüstrinin ihtiyaçlarına yönelik, hem fotonik OAM'nin yeteneklerini, hem aldıkları fotonik öğretisiyle beraber birleştirip mutlulukla fotonik teknolojiye hakim, endüstrinin ihtiyacını çözebilecek nesiller haline gelecekler. Ve bizim senaryomuzun devamında biz üniversitemizde yürütülen, başarıyla yürütülen kalite süreçlerini de önemli görüyoruz. Bizim paydaşlarımız var ve amacımız paydaşlarımızın memnuniyet düzeyini yukarıya çıkarmak. Bizim paydaşlarımız, iç paydaşlarımız, hocalarımız ve öğrencilerimiz, dış paydaşlarımız, kamu kurumları ve özellikle endüstri, yani sektör. Bu bakımdan fotonik öğretisi içerisindeki senaryoda temel hedef paydaş memnuniyetine dayanıyor. Ve bu çarkı döndürdüğümüzde lisans mezunu olarak fotonik nitelikli personeli, doktora mezunu olarak yetkin araştırmacı ve yüksek lisans ve doktora mezunu olarak da girişimci. Hedeflerimiz içerisinde lisans öğrencilerimizin hem üniversitemizin teknoloji transfer ofisi ve teknoparkı marifetiyle, hem COSCAP uzmanları marifetiyle öğrenciyken girişimcilik eğitimini alarak mezun ettiğimiz her öğrencinin girişimci olmasını istiyoruz. İçlerinden eğer 5-10 tanesini geleceğin büyük sanayicisi olarak görürsek şaşırmayacağız. Hedeflerimizden bir tanesi de mezunlarımızın belli bir kısmının mutlaka girişimci olmasını temin etmektir. Bu bizim öğrencilerimizin kariyer imkanları nasıl gelişecek olarak baktığımızda esasında bu anlattığım senaryo içerisinde o var. Ama biz bölümümüzde şu anda 12 ana alan belirledik öğrencilerimizi yetiştirmek üzere. Biyofotonik, nanofotonik, fotovoltaik, uzay fotoniği. Bakın bir kavram daha giriyor. Uzay fotoniği. Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi uzay fotoniği içerisinde de biraz sonra bir noktayla bahsedeceğim. Çok önemli bir yere sahip. Yani uyduya bir civata takmak için yarışan büyük sanayiciler yanında Gazi Üniversitesi Fotonik Araştırma Merkezi milli uyduya güneş hücresini takma ve fezaya gönderme şansına sahip oluyor. Bunlar son derece hem ülkemiz hem üniversitemiz açısından kıymetli. Bir miktar tarihi gelişim, Fotonik Araştırma Merkezi yansıda gördüğümüz bir bina, emeği geçen ve destek veren tüm idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Merkez kampüste iki katlı 2000 küsür metrekarelik bir binaya
kapalı alana sahibiz. Ve araştırma merkezimizde 16 araştırmacı hocamız bir fiil araştırmalarının büyük yüzdesini merkezimizde yürütüyor. Şimdi bu yansıya ben baktığımda, buradaki arkadaşlarımıza baktığımda bazen gurur, bazen hüzün karışık olarak izlerim. Buradaki 5 arkadaşımız hariç, yani Mehmet Hoca, Semran Hoca, Adem Hoca, Hakan Hoca ve Yaşar Hoca hariç, diğerlerinin tamamı fotonik uygulama ve araştırma merkezinin altyapısında doktora yapmış arkadaşlarımızdır. Tamam. Mustafa Hoca da bizim doktora öğrencimizdi. O hala fotonik araştırma merkezinde. Bakın, doktordan profesöre kadar bir silsile var burada. Hepsiyle birebir çalışmışız. Bu bir noktada genç arkadaşlarımıza, yani Gazi Üniversitesi fotonik bölümünü tercih eden arkadaşlarımıza da önemli bir göstergedir. Hocam, ben bildiğim dışarıda da var ama, değil mi? Bu isimleri burada olmayan öğretim üyesi arkadaşlarımız var. Yine bu fotonik merkezinden şimdi doktorasını tamamlamış. Tabii ki Haluk Hocam, biraz sonra onu da sunacağım. Galiba 80 civarında doktora öğrencisi yetiştirmişiz. İşte hatırıma geldi, söyledin, Halit Altuntaş benim doktora öğrencim, Çankırı Üniversitesi'nde profesör, Barış İstanbul Üniversitesi'nde doçent ve bunları saymakla bitiremeyiz. İşte 70 küsürlü rakama çıkıyor. Buradaki vermek istediğim mesaj şuydu Haluk Hocam. Öğrencilerimiz şunu görmeli: fotonik araştırma merkezinde lisansüstü eğitim yapan arkadaşlarımızın belirli ekseriyeti bizim iş arkadaşımız oluyor. Bu cümleyi tırnak içerisinde söylüyorum ve devam ediyorum. Zaman epeyce geçmiş ama hızlı gidip bitireceğim. Bunları dinleyen arkadaşlarımızın duymasında yarar var idi. Bu altyapıyı saymayacağım, ancak yansıda bulunsun dokümanı temin eden arkadaşlarımız. Bir şey söylemem lazım. Gazi Üniversitesi Fotonik Araştırma Merkezi 150-200 milyon TL'lik bir altyapıya sahip. Bu devletimizin imkanlarıyla kurulmuş bir altyapıdır. Her yerde bunun duyurusunu yaptım. Burada vasıtanızla tekrar duyurmak istiyorum. Araştırma merkezimiz, üniversitemizin ve diğer üniversitelerin ve diğer araştırma merkezlerinin araştırmacılarına, öğrencilerine ardına kadar kapısı açıktır. Kendi araştırma merkezleri gibi altyapımızdan istifade edebilirler, araştırmalarını yapabilirler, öğrencilerinin burada yetişmesini temin edebilirler. Hakkari Üniversitesi'ndeki bir öğretim üyesinin araştırma merkezidir fotonik araştırma merkezi. Benzer şekilde Edirne'dekinin, benzer şekildeki Erzurum'dakinin ve Kars'takinin. Bu son derece kıymetlidir. Kamu malıyla, kamu parasıyla temin ettiğimiz bu altyapının biz bekçisiyiz, hizmetkarıyız. Kimin hizmetindeyiz? Tüm Türk araştırmacılarının ve öğrencilerinin bizler hizmetindeyiz. O bakımdan bunun örnekleri var. Trabzon'dan, Balıkesir'den, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelip doktorasını burada bitiren, araştırmalarını burada yaparak makaleler sahibi olan hocalarımız var. Bu araştırma merkezimizin böyle bir cihazlarının fotoğrafını koydum. Hani hep yazı değil de biraz da fotoğraf olsun düşüncesiyle. Şimdi biraz evvel Haluk Hocam'ın sorduğu, 74 tane doktora öğrencisi yetiştirmişiz. Bunlar üzerinde çok durmuyorum. Ama sağ tarafa bir yansı koydum. Bu 2 sene evvel çekilmiş bir fotoğrafımız. O zaman fotoğrafa yetişebilen Gazi Üniversitesi Fotonik Araştırma Merkezi
ailesi bunlar. Master ve doktora öğrencileri ve hocalarımız. Şimdi değerli dostlar, Gazi Üniversitesi Fotonik Araştırma Merkezi çok sayıda proje yürütüyor. 2021 yılı proje bütçesi 30-33 milyon TL civarında. Bunu bir proje kazanım politikası ve hedefle gerçekleştiriyoruz. Bizim temel hedefimiz teknolojiyi takip ederek sektöre, endüstriye yenilikçi ARGE desteği sağlamak. Ve bu ARGE desteği, ARGE çalışmalarıyla birlikte ülkemiz sanayicisinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesine katkı sağlamak. Bütün bunları ve araştırmacı yetiştirmeyi de politikanız içerisine yerleştirdiğini hedef koyduğunuzda bu yansıda gördüğünüz projeleri sürdürülebilirlik açısından kazanımını sağlamak mecburiyetindesiniz. Altyapımız 6. altyapı projemizle Gazi Fotoniğ'in altyapısı geliştiriliyor. ARGE potansiyelini geliştirme projelerine odaklanıyoruz. Yenilikçi ürün geliştirmede sanayi destekli öz kaynak veya TÜBİTAK destekli üniversite sanayi işbirliği projelerine odaklanıyoruz. Uluslararası işbirliği projeleri ile de yurt dışındaki gelişmiş teknolojiden haberdar oluyor ve böylece merkezin sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. Bugün merkezimizde aktif 8 tane proje yürütülüyor. Büyük projeler bunlar. Bunun içerisinde 1001 projeleri de var. Üniversite sanayi işbirliği. Bir miktar da geliştirdiklerimizden bahsedip sonra varsa sizin sorularınızla ilerlemeyi arzu ediyorum. Gazi Üniversitesi, değerli dinleyicilerim, bazı ürünlerde sadece ARGE yapmıyor. Yaptığı ARGE'de geliştirdiği ürünlerin üretimini de gerçekleştiriyor. Bunu hiçbir üniversitenin ARGE merkezinde göremezsiniz. Böyle bir misyonumuz var. Bunlardan bir tanesi germanyum kristali. Germanyum kristalini biz tek kristal haline getirdikten sonra bu mercek haline getiriliyor ve termal kamerada savunma sistemlerinde kullanılıyor. Bu Aselsan desteğiyle onlara buradan tekrar teşekkür ediyorum. 2012 yılında başladığımız bu projeyle biz geliştirdiğimiz ürünün askeri spekler açısından kullanılabilirliğini gösterip ürün kalifikasyonunu sağladıktan sonra seri üretim yapabilmek için üretim sistemi kalifikasyonunu da sağladık. Bugün bir tane ürün üretmedik. Yani bir prototip yapmadık. Biz bir taraftan üretim yaparak sahada belki 500'ün üzerinde termalin germanyum merceği Gazi Üniversitesi'nin ürünüdür. Benzer bir başarıyı ve üretimi milli füzeler için safir kubbe geliştirmede. Bakın bu kristaller, bu sistemler tamamen bizim sistemlerimizden üretilmiş kristaller. Bu 100 kilogramlık 30 santimetre çapında tek kristal safir Gazi Üniversitesi'nin ürünü. Bunu şu altta görülen tozdan üretiyoruz. 2300 derece sıcaklıktaki teknolojiyle. 2300 derece. Bunu bir kez daha düşünürseniz 2300, 100 değil, 1000 derece değil. Yani hafızamızda canlandırdığımızda büyük bir ince teknoloji ve füzenin kubbesi Gazi Üniversitesi'nden geliştirilen safir kristalinden üretiliyor. Biraz evvel bahsettim. Diğer bir üretimini hedeflediğimiz ürün de uydular için uzay kalifiye güneş hücresi. Uzay kalifiye deyince bir yıl kalifikasyon testleri var. Yararlılığa dayanıklı olması lazım. Artı 150 derece ile eksi 40 derece arasında çalışabiliyor olması lazım. Uzaydaki 10 üzeri 15 santimetre kareye saniyede düşen protona dayanıklı olması lazım. Bunların tamamını yeryüzünde
deneysel olarak gerçekleştirdik ve Gazi Üniversitesi'nin geliştirmiş olduğu güneş hücresi uyduya konabilir niteliğe geldi. Yakın zamanda inşallah bunu uyduya fırlatarak uzayda tarihçe kazanacak Gazi Üniversitesi'nin ürünü. Tabii hep savunma sanayi vesaireden bahsettik ya. Arkadaşlar, belki dikkatini çeken arkadaşlar var. Bu resmi buraya koymak istemezdim. Hani böyle bir sunumun ardından camlara çarparak ölen kuşların resimleri bunlar. Bunu sizlere gösterdiğim için de üzüntü içerisindeyim. Ancak bu bir gerçek. Biz görsek de görmesek de dünyada her yıl milyar civarında kuş bina camlarına çarpmak suretiyle öldüğü kaynaklarda yer alıyor. Ben araştırdım, 2004 yılında İngiltere'de 100 milyon bu sayı. Amerika'da 90 yılında veri elime ulaşabildi. 976 milyon kuş binalara çarpmak suretiyle telef oluyor. Buna can dayanmaz. Bu bizi üzer. Neden kuşlar camlara çarpıyor? Çünkü kuşlar biz görünür ışıkla, görünür ışık dediğimiz aydınlatmayla dünyayı görüyoruz. Kuşlar onunla göremiyor. Kuşların görsel algısı ultraviyole ışıkla sınırlı. 370-350 nanometrelik ışığı görüyor. O zaman biz camı kuşlara görünür hale getirmek için nanoteknolojiyle insanlar için görüntü konforunu bozmayacak şekilde bir ürün geliştirmeye başladık. Bunu şişe camla birlikte yürütüyoruz. Türkiye'nin en büyük cam üreticisi zira. Şu anda elde ettiğimiz çok yüksek verimlilikler var ultraviyole yansıtıcı geliştirirken. Yani cam UV ışığı yansıtacak ama görünür bölgede de bizim konforumuzu bozmayacak. Böyle bir daha duygusal bir proje yürütüyoruz. Değerli arkadaşlar, ben sunumumun sonuna geldim ve sloganımız, iki sloganımız var. Bir, ürüne dönüşebilir Ar-Ge, diğeri de öğrenirken üreten fotonik öğretimi. Sabırla dinlediğiniz için. Keyifle dinledik hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar. Değerli hocam, ben şöyle bir şey desem, geleceğe ışık veren bu teknoloji, yani fotonik için özel bir tanımlama yapacak olursak, henüz sınırları bilinemeyen veya keşfedilmeyi bekleyen bir dünya diyebilir miyiz sizce? Değerli hocam, çok güzel tarif ediyorsunuz. Şöyle, 20. yüzyılın başında elektronik teknolojisi doğdu ve hala elektronik teknolojisi gelişiyor ve Avrupa otoritelerine göre fotonik teknolojiler 21. yüzyılın itici anahtar teknolojisi, yani key enabling teknoloji olarak tarif edilen itici anahtar teknolojilerinden bir tanesi fotonik ve bizi nereye taşıyacağını, nerelere nesilleri götüreceğini bugünden kestirmek oldukça zor. Bunun için çok çalışmak lazım. Tamam. Sorusu, gerçi burada şu anda soru göremiyorum ama hocam, eğer soru sormak isteyen olan arkadaşlarımız olacak olur ise size mail, elektronik postayla ulaşmaları mümkün müdür? Süleyman hocam. Bu soruyu alamadım Haluk hocam. Hocam, elektronik postayla size soru sormaları mümkün müdür? Şimdi ben bütün iletişim araçlarıyla dünyaya açık bir arkadaşınızım. Telefonumdan, elektronik posta adresimden, her yerden, Facebook'tan, LinkedIn'den, her taraftan, Twitter'dan bize ulaşmaları mümkündür. Bütün kapılarımız sonuna kadar açıktır Haluk hocam. Evet. Hocam, bir sorumuz var Gökhan hocamızdan.
Fotonik Araştırma Merkezi üzerinde gelecek vizyonu açısından ne gibi planlamaları var? Bu merkezi sadece ülkemiz için değil, dünya genelinde öncü bir merkez yapmak için ne gibi düşünceleri var? İşte bu insan gücü olabilir, çalışma alanları olabilir, altyapı ve fikir atölyeleri bakımından. Aynı zamanda merkezin daha etkin olması bakımından 6550 sayılı kanuna dahil olma planları var mıdır? Teşekkür ederim diyor. Gökhan Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Çok geniş kapsamlı bir soru sormuş. Ancak ben toparlayarak söyleyeceğim. Belki son kanun kapsamına girmeyle ilgili bizi bu yetkiyi verenler yeterli olduğumuzu bize söylemelerine rağmen ben orada biraz geri adım atarak duruyorum. Çünkü bir senaryo oluşturduk Gazi Üniversitesi'nde. Biliyorsunuz kanun kapsamındaki araştırma merkezleri üniversitenin yetkisinin dışına çıkıyor. Ancak biz fotonik bölümü kurduk ve bu fotonik bölümünün müfredatını fotonik araştırma merkeziyle iç içe yaptık. O nedenle bir miktar daha kanun kapsamının dışında olarak devam etmenin fotonik öğretisi açısından fotonik uzmanlarının yetiştirilmesi açısından yararlı olacağını düşünüyoruz. Uluslararası etkileşim açısından bugün halen son 3 sene içerisinde 4 tane uluslararası işbirliği projesi yürüttük ve uluslararası anlamda tanınır ve yetkinliğe sahip bir araştırma merkezi. Öte yandan şunu da söylemekte yarar var. Üniversitemizin kazandığı Horizon 2020 kapsamında COFAN projesinden bir doktora öğrencisi de yurt dışından bize gelecek. Bununla ilgili çağrıya çıktık. Dolayısıyla Gazi Üniversitesi Fotonik Araştırma Merkezi bizim takdimimizle ülkemizin yeni teknolojilere olan ihtiyacına binaen hep ülkemizde milli teknolojinin gelişimiyle ilgili sınırlı kalıyoruz gibi görünse de esasında uluslararası etkileşimi olan, uluslararası paydaşlarıyla yarışabilecek yetkinlikte olan bir araştırma merkezidir ve öğrencilerimizi de Erasmus programlarıyla, farklı işbirliklerimizle mutlak surette uluslararası entegrasyona katma hedefindeyiz. Teşekkür ediyorum Gökhan Hocam. Erasmus demişken Erasmus planınız var tabii ki değil mi? Anlaşmaları. Evet tabii Erasmus. Belki bilmiyordur ama sormak istemiş olabilirler bilmiyorum. Erasmus koordinatörlüğümüzü yurt dışında oldukça iyi deneyime sahip Profesör Doktor Mehmet Çakmak Hoca hem dekanlığının yanında ona öyle bir görev de yüklüyoruz. O gerçekleştirecek ve özellikle fotonik bilimi ve mühendisliği, fotonik araştırma merkezlerinin olduğu üniversitelere lisans öğrencilerimizi biz arzu ediyoruz ki hemen hemen hepsini gönderelim. Evet. Hocam gerçekten teşekkür ederiz. Bu etkinliklerin gerçekleşmesinde gerçekten çok büyük emeği, hizmeti olan, bize yön veren değerli dekan yardımcımız Belma Hocam da burada olması lazım. Belma Hocam sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı acaba? Teşekkür ederim Haluk Hocam. Ben tüm sunum boyunca buradaydım ama sunumu yapan hocalarımızın dikkati dağılmaması açısından kameramı kapatıyorum. Ben öncelikle Sayın Süleyman Hocama bu gerçekten muhteşem sunumundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yoğun programları olmasına rağmen davetimizi de kırmayıp katıldığı için ayrıca teşekkür etmek isterim. Hem kendi adıma hem fakültem adına. Haluk Hocam, değerli hocam, sizin de bu güzel moderatörlüğünüzden dolayı teşekkürlerimi size sunmak isterim. Ben şimdi dinlediğim bu sunumda biz tabii fotonik uygulama ve araştırma merkezini yıllardan beri biliyoruz. Hocam da eğer yanlış atlamadıysam ilk başlangıcı 2020 yılı itibariyle herhalde Devlet Planlama Teşkilatı'nın desteklediği altyapı projeleriyle ARGE projesi geliştirmek amacıyla başladığı bir başlangıcın
Ve yaklaşık 21 yıllık bir çalışmanın bugün muhteşem ürününü gurur duyarak ben hocamın ağzından dinledim ve çok da bilgilendim. Tabii biliyoruz özellikle ulusal savunmaya yönelik ARGE çalışmalarının çok önemli olduğunu bu araştırma merkezinin. Beraberinde kurulan fakülte içerisindeki bölümle de çok daha başarılı ve çok daha güzel işlere imza atacaklarını ve bu ülkeye çok önemli ürünler geliştireceklerini, ülkemizin öğrencilerini hem ulusal hem uluslararası düzeyde çok iyi yetiştireceklerine de inancım çok büyük. Hocamla birlikte tüm ekibini de bu anlamda kutluyorum. Üniversitemiz bünyesinde bu kapsamda o yıllarda başlayan birçok araştırma merkezi kurmak için destek alan projeler vardı. Ama bunlar içerisinde Süleyman Hocam ve ekibi o kadar çıtayı yüksek tuttu ki diğer merkezler birazcık zorlanıyorlar sanıyorum hocama yetişmekte, ekibine yetişmekte. Ben bazı sorular sorayım dedim ama hocam o kadar kapsamlı anlattı ve güzel anlattı ki sormak istediğim soruların hepsini bir baktım ilerleyen slaytlarda hep açıkladı. Ama bir iki bir şey sormak isterim biraz da alanım olması sebebiyle. Özellikle ışığın dalgalarıyla biyomoleküllerin izlenmesi, hücreler ve doklar arasındaki etkileşimlerin takip edilmesi ve bu etkileşimlerin açığa çıkarılması ile ki bunlar yapılabilen teknolojiler olmakta. Bunlarla birlikte artık görüyoruz ki fotoniğin ilaç özellikle biyomedikal alanda ve bu sektörde, gıda sektöründe, çevre sektörüyle ilgili birçok alanda ARGE çalışmalarıyla ürün geliştirme potansiyelinin olduğunu bilmekteyiz. Ben hatta notlarım arasında özellikle biyofotonik alanının da bu kapsamda çok önemli bir alan olduğunu not almış ve bununla ilgili bu alanı bölüme kazandıracak mısınız hocam sorusunu soracaktım ama hocam ve ekibi hemen bu alanı bölümlerine kazandırmışlar. Hatta ders bile açmışlar. Gerçekten çok önemli. Ve son yıllarda fotoniği sadece şu şekilde üç alanla da çok entegre karşımıza çıkıyor. Nanoteknoloji, biyoteknoloji ve fotonik bir arada çok fazla görüyoruz. Ve bunun ürünü olarak da biyofotonik alanının çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi ben hocama şunu sormak isterim. Özellikle bu araştırma merkezinde benim anladığım kadarıyla tabii çok farklı alanlarda da ARGE çalışmaları yapıyorlar ama ulusal savunmaya yönelik ARGE çalışmaları çok öne çıkıyor. Biyoteknoloji ile ilişkili projeler şu anda veya gelecekte özellikle araştırma merkeziniz kapsamında var mıdır? Bununla ilgili düşünceleriniz nedir? Bunları bize açıklarsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum tekrar söz verdiğiniz için Haluk Hocam size de. Bella Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben sizleri tabii yıllardır arkadaşınız ve yaptığınız başarılı bilimsel çalışmaları biliyorum. Bana soru soran kişinin bu üniversitede çok sayıda proje yürüttüğünü, çok insan yetiştirdiğini biyoteknoloji alanında onun da farkındayım. Tabii ki sizin alanınıza giren konularda en deneyim sahibi olan sizlersiniz. Ben sizlere şunu söyleyebilirim. Fotonik Araştırma Merkezi sağlıkla, biyoteknolojiyle, biyolojiyle iç içe projeler yürütmek arzusunda. Bizler geçmişte biyosensörler, bazı ajanların tespitiyle ilgili gerçekleştirmeler yapmış bir grubuz. İşte biyosensörle ilgili doktora çalışmaları da yürütmüş insanlarız. Ancak fotonik teknoloji öyle gelişiyor ki, burada önerimiz şu, sizlerle birlikte büyük şemsiye projeler altında buluşarak hem fotonik hem biyoteknolojinin birlikteliğini üniversitemizde kamuoyuna ışık tutacak şekilde güçlendirmek. Bakın
sözlerimin arasında geçti. Işık Cımbızı, galiba 2018 yılının Nobel ödülü konusuydu. Burada tamamen biyolojik ajanları cımbızla alıp yönlendirmeye dayanan, çok kabaca söylüyorum, dinleyenler de anlayabilsin diye. Dolayısıyla bu fotonik teknolojilerin, fotonik sensörlerin ancak biz sadece fizik tabanlı ya da mühendislik tabanlı insanların değil, sizlerle birlikte sağlık sektöründe çalışan, biyoloji, biyoteknoloji bölümünde çalışan akademisyenlerle beraber daha verimli olarak ilerleyebileceğini düşünüyoruz. Sorunuzun net cevabı şudur. Gazi Fotonik hem eğitim hem araştırma alanında biyoteknolojiyle, yaşam bilimleriyle iç içe proje yürütme hevesindedir ve bununla ilgili de planlamaları vardır. Değerli hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Hem üniversitemize hem de ülkemize sağladığınız bu katkılarda bulunduğunuz için ve çok güzel eserlerin sonuçlarını görüyoruz. Hem araştırma merkezi eminim bölüm olarak da çok güzel şeyler yapacaksınız. Çok ileriye taşıyacaksınız. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Çok katılımcılara da teşekkür ediyorum bu arada. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet, umarız hocam bu sunumunuzla birlikte bizim anladığımız Gazi Fotonik olarak işte biraz önce sunmuş olduğunuz endüstride 24 ülke arasında 17. sıradayız demiştiniz. Ben not almıştım. Umarız ki bu sıralama 17 değil daha alt sıralarda olur diye umut ediyoruz. Eminiz ki şu ana kadar 10 yılda yaptığınız şeylerde çok güzel şeyler yapmışsınız. Peki hocam ben hemen bir şey daha sorup kapatmak istiyorum. Yani böyle güzel bir merkez sabah 8'de gelip akşam 5'te mi çıkıyorsunuz? Nasıl oluyor? Yani yoksa akşam 10, 11, 12'ye kadar mı çalışıyorsunuz? Hemen onu sorayım. Evet ya bu... Çünkü bağlı cihazlar da var işin açıkçası. Çok can alıcı bir soru. Gazi Üniversitesi Fotonik Araştırma Merkezi yılın 365 günü biraz tatilleri çıkmak lazım belki. Gece 3'te de gelseniz burada araştırmacı bulursunuz. Evet. Mesai kavramı yok. Biz bir taraftan vardiyalı da çalışıyoruz. Yani hani üniversite merkezlerinde olmayan bir misyona sahibiz demiştim. Biz bir taraftan Ar-Ge yapıyoruz. Bunu gündüz saatlerinde yapmak mümkün. Ancak üretimle ilgili bir safir kristali 17 günde oluşuyor, 100 kilo safir. Ve gece gündüz demeden oluşuyor. Bizim sadece safir değil, kaplama sistemlerinde de proje ihtiyaçlarımıza göre, sektörün taleplerine göre 48 saat çalışıldığı olmuştur. Bizde sevgi esaslı, pozitif esaslı çalışma sistematiği vardır. Tüm arkadaşlarımız işini seviyor, tüm arkadaşlarımız üretken ve ben bunları anlatabiliyorum onların sayesinde. Bizde mesai kavramı yok Haluk Hocam. Bu soruyu benim şahsıma sorma. O daha... Hocam uzun... ben Tarık Hoca'dan da biliyorum iyi kötü. Şimdi Tarık Hoca'yı da görüyorum da zaten. Evet. Tarık Hoca'dan da biliyorum. Tabii bütün ekibimiz, bizim için önemli olan zaman, mesai ve saat değildir. Önemli olan başladığımız işin bu memlekete katkı sağlayacak şekilde sonlandırılmasıdır. Ve biz amaçlarımızdan bir tanesi nitelikli insan yetiştirmektir. Buna cihazlar kadar önem veriyoruz. Bugün Gazi Üniversitesi Fotonik Araştırma Merkezi'nde eğitim almış arkadaşlarımız, isimlerini saymayacağım tabii ama söyleyince arkadaşlarımız da anlayacak. Kalburüstü savunma sanayi firmalarında doktora sonrasında mühendis olarak çalışıyor ve yönetici olarak çalışıyor. O bakımdan bizim öğrencilerimizin gözü korkmasın, Gazi Üniversitesi Fotonik Araştırma Merkezi gece gündüz bizi çalıştırırlar diye. Onları çok güzel bir istikbal bekliyor. Çok evet. Teşekkür ediyorum Haluk Hocam. Hocam değerli sunumlarınız için teşekkür ederim.
fakültem adına, bölümüm adına aynı şekilde bu etkinliğimize katılan değerli katılımcılarımıza da gerçekten canı gönülden teşekkür ederiz. Belma hocamızın önderliğinde bu 7.sini düzenlediğimiz etkinliğimiz bitmeyecek. 8.sini düzenleyeceğiz. Belma Hoca bize destek verdiği sürece 9.sını, 10.sını yani bu şekilde devam etmeye çalışacağız. İşte bu söyleşimizi de değerli hocamız Süleyman hocamızla birlikte yaptık. Umarız herkes güzel bilgiler almıştır diye umut ediyorum. Fotonin ne olduğu hakkında, nerelerde kullanıldı, esasında günlük hayatta ışık diye bildiğimiz kavramın bir ışık biliminden kaynaklı olduğunu, esasında ışık çok geniş bir kavram. Sağ olsun Süleyman hocamız bize bunları çok kapsamlı bir şekilde anlattı. Ayrıca aldığım notlar arasında yine fotonik bölümü ve merkezi hakkında da detaylı bilgiler verdi. Şu ana kadar yaptıkları, merkezin yaptığı, önümüzdeki günlerde, yıllarda yapacağı birçok şeyler olacağı anlamında. Dolayısıyla aynı şekilde de Belma Hocam da teşekkür etmişti. Süleyman Hocam ve ekibine de yani merkez çalışanlarına, bölüm çalışanlarına gerçekten çok çok teşekkür ederiz hocam. Bizi kırmadan bu davetimizi kabul edip buraya katıldığınız için de çok çok teşekkür ederiz hocam. Katılımınız için çok teşekkür ederiz hocam. İnşallah başka etkinliklerde görüşmek üzere. Ben de her dinleyen... Kapatıyorum hocam. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı Süleyman hocam? Yok, ben sadece herkese teşekkür ediyorum tüm katılımlar için. Tamam. Sağ çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.